ilk başta bir insansın, sonra bir kızsın. Bir tabii ki eskiden dolayı ilişkimiz vardı, iyi kötü bitti yani. İyi güzel anlarımız vardı. Tabii hepsi bir arada, bir de aşağı indim böyle gözlerin kıpkırmızı, yüzün... Korkmuştum ya tabii yani. Ellerin titredi. Merhaba arkadaşlar. Böyle kavga bana dokun, bir şey oldu falan filan dedim. Tamam dedim abi ne oluyor? Ya fırlattı etti falan filan dedim. Gidip bir konuşayım. Ya sen Gizem'i dinledin bana böyle yapıyorsun gibisinde beni dinle. Öyle olmadı, şöyle oldu, böyle oldu dedim. Tamam dedim. O zaman dedim özür dileceksin. Yani bir erkek hatalı olsa, hatalı da olsa, hatalı olmasa da bir kadına böyle davrandığı aynen, için aynen, kendini aynen savunmaya bile geçmemeli. Hani evet ben dikkat etmeliydim demeli. Yani bana böyle gelmediği için ben daha çok sinirleniyorum. Aynen, ve anlıyorum. Benim dediğim gibi küçük sana bahsetmiştim hatırlıyor musun bilmiyorum ama bu Batla Oğuzhan kavga ettiğinde ben yine çok kötü olmuşum öyle bir şey vardı, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum evet. İşte o zaman demiştim benim böyle bir travmam var aynen, falan. Doğru. Benim Alkan kavga etti yani. Ben onu gitsin diye git 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 dedim, gitmedi. Sonra işte plastik şeyi attım ama ona değil git yani yaptım böyle. Sonra sehpayı itildikten sonra kızlar geldi falan. Ben koptum. Ben gittim. Direkt o eski anı yaşadım. Direkt kendimi korumaya geçmem gerekiyormuş gibi hissettim. Dilara da şahit oldu. Gizem diyor ki sen bildiğin kendini korumaya geçtin yani diyor. Öykü Hanım da diyor. Zaten en doğal hakkın çünkü niye? Yani bir kadın ne yapabilir ki bir erkeğe yani? Ve bana kimse zarar veremez. Yani, bunu tabii, oturup izleyemem aynen, yani. Aynen o da var üstünde. Bir de dediğin gibi mesela sen attın ya şeyi o vazoyu bunu. Gelmedi galiba. Yok plastik mi var ya. Ne olacak hani bu ya? Hira ile Yeliz tartışmış da Hira'nın ayağına aynen, gelmişti. Ondan, yani ne acıyacak? Ben zaten dedim ona. Gitsin bak dedim, diye. Aynen gitsin dedim zaten ona bak en kötü ihtimal dedim. O an keşke gitseydin dedim. Kız orada bağırdı falan filan. Gitseydin keşke. Kız kendisine gelsin, sen ona giderdin konuşurdun. Defalarca benimle muhatap olma, olma diyorum. Gidiyor geliyor mu? Benimle muhatap yok anlamıyor yani. Ben ya bilmiyorum. Ya konuşuruz bugün onu, bir şey olmaz. Merak bir şey olursa gelirsin bize. Hoş değildi ama hani tabii ki birisinin korumasına çok ihtiyacım yok ama senin bunu düşünüp hani ben bir şey demeden sana yo, yapman sıkıntı hoşuma yok. Gitti. Severek yaptım dedim ben her zaman. Yine olsa yine yapardım yani ona hiç şüphen olmasın. Yarın yine bir şey olsa Allah göstermesin gel bana yani. Yardım ederim. Bir de şeydi ben de zamanında bağırdım falan dedin ya. Kendini asla aynı konuma koyma. Yo, 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 yo. Senin bağırman kıskançlıktan aynen, ya aynen da o anki gür konuşmandan aynen, ötürü aynen, yani. Aynen. Kendimi ifade etmedim orada sana. Ya da o ederim an birlikte çirkinleştik anlattın mı? Sen aynen de çirkinleştin, ben de çirkinleştim. Aynen, karşılıklı aynen oldu. O onunkisi öyle bir durum yo, yo, değil. Anlıyorum O benim hayatımda tanımadığım birisi, ilgilenmediğim birisi aynen, ve gelip doğrudur bana bunu yapamaz yani. Bu doğru bir hareket hiçbir değil. Hiçbir hakkı yok. Aynen. Dedim Dilara arkadaşım dedim. Sen bir şeyler yaşamışsın. Geçmişte ben burada yoktum. Yorum yapamam dedim bu arada. Ne yaşamışım pardon? Hayır, geçmişte yaşadığımız olaylarla ilgili konuşuyor ya. Ben dedim ki ben ne burada alaka değildim. Evet. Ben burada değildim. Ben bununla alakalı yorum yapamam. Dilara sonuç olarak benim arkadaşım benim. Yani bana konuşmaz onun yorumunu yapmak. Ben duygusal olarak şu an bir şey hissedebilecek kıvamda değilim deyip biriyle tanışmak. Berke'yi yerden kaldır. Tanıyor şeyine girmesi. İkincisi de benim kendimi geri çekme nedenim şu. İkinci tercih olarak hani planda kalmam. Bu beni ama geri çekiyor. İkinizin de Murat'la değil de Berke'yle konuşması gerekiyor ikinizin de. Sordu ya onun cevabı. Bu sen de niye soruyorsun ki herkese? O zaten belli yani. Sen de Damla da Berke'yle konuşması gerekiyor. Evet. Ferhat! Gidiyoruz ha. Tamam geliyorum. İster insan bana. Ferit Ebat mı yazdı? Yok hepimiz. Hepimiz mi? Hepsi gidiyor galiba. İnsan ister istemez üzülüyor ama işte yapacaksın. Hayat bu. Bazen hiçbir şey yapamazsın. Bak maalesef. Sana güzel bir şey söyleyeceğim. Söyle. Dışarı çıkmaya hazırlanıyorsun. Evet. Dışarı çıkacaksın. Bir anda yağmur yağıyor. Evet. Ya göze alacaksın çıkmayı dışarıya ıslanacaksın. O yağmuru da seveceksin. Ya da evinde oturup bitmesini bekleyeceksin. Yani doğru tercih sana kalmış. Hayat doğru bazen hiçbir şey yapamazsın. O yağmuru durduramazsın. Çok güzel bir örnek. O yüzden mi böyle sorunları mümkün oldukça takmamaya çalış. Yani bir vefat, bir ileri seviye bir hastalık olmadığı sürece. Yo, çok şükür. Yani bunlarla biraz daha hani yumuşak bak. Aynen çalış. Aynen. Ya zaten öyle yapmaya çalışıyorum. Daha hani başındayım bu yolun. Biraz zaman alacak bence. Ama yani iyi gidiyor. Öyle diyelim. İyisin iyi. Sen de? İyisin. Sen de iyisin inşallah. İyiyim. Dediğim gibi sen de fazla her şeyi takmamaya bak. Hayatını yaşa. Psikolojimi kaldı. Şu ya kaldı. Sonra kendimi güzel bile hissetmiyorum. Yo yo öyle değil. Niye öyle diyorsun?
Volkan'a fazla şey yapma. Yok, ciddiye ben alma. Aynı muhatap ol, sen yok. Daha muhatap olmayacak. Mesela atıyorum şimdi mesela görüntüde mesela o suçluysa, o seni özlediğine mecburiyetinde. Evet. Senin için suçluysa aynısı senin için geçerli. En iyisi ne olur biliyor musun? Arkadaşım özür dileriz birbirimizden. Ben yok. Sen yoluna ya da sen yoluna ben yoluma bitti yani muhatap olmayalım. En mantıklısı sizin evet, için. Bunu diyorum senin zaten için benimle olur. Muhatap olma. Olma. Ama yani. Tahminim olmaz zaten artık. Artık yeter. Olaylar olaylar. Ablan, olaylar olaylar. Balada görürsünüz. Kimin olayı? Olay açıklarsa ben de açıklarım gerizekalı. Ha benim dediğim olay. Bana bir şey demedi. Erkekler evinden, kadınlar evine gelirken bir köprüden geçiyoruz ya, şöyle bir kafamı çevireyim falan dedim. Erkekler evinde ne görsem beğenirim. Ferhat'la Gizem arkadan bir şeyler konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Wow. Yan yana yürüyorlar. Acaba ne konuşuyorlar? Son dakika haberi birazdan gelecek. Ben gidiyorum abi. Yo otur abi ne? Sakladım. Bahçede de bir şeyler konuşuyordunuz, konuşmam lazım dedi. Son dakika haberi geldi. Ne geldi? Bakayım. Olkan'a karşı koruduğu için Ferhat, Gizem o yüzden teşekkür etmiş özel olarak. Wow. Ben geldim değil mi bu? Gel aşkım hoş gel. Hoş geldin gel gel. Gel. Son dakika haberi geldi. Ne? Son dakika haberini de dur baksana. Biz erkekler evinden buraya gelirken son dakika birileri fısıldadı da baş başa gelmişsiniz ve özel olarak teşekkürler etmişsiniz. Bir de gülerek böyle Ferhat'a. Çıkmışsınız benden. Yani. Ferhat'a teşekkür etmişsin. Beni koruduğun için, arkamda durduğun için, yanında olduğun için teşekkür ederim demişsin. Ben evet. Lan bunu salladım harbiden tuttu. Bunlar mıydı? Bu kadar demedim de. Ama, o, ama bir teşekkür mü ettin? Şeydi, evet. Abi ben neyim ya böyle? Necim misin oğlum? Spiker abisin işte. Koruduğum için, beni koruduğu için teşekkür ettim. Yine teşekkür ederim. Yine olsa yani yine bunca yaparız. Kavgadan, bunca ilişki yorgunluğundan sonra hala bunu yapabilmen, benim de bu hala diyemişim. Hala. Hala bunu yapabilmen çok hoşuma gitti. Mikrofon demişmiş. Her yani zaman. Çünkü ister istemez burada yani nereden insan kendini yalnız hissediyor böyle durumlarda. Tabii tabii. Bence de güzel bir hareket. Konuştum sana mı? Da çok teşekkür ederim. Rica ederim, estağfurullah. Sen de direkt tepki verdin. Çok öyle gerekiyordu bence. Rica ederim. Ya biz şimdi burada çok uzun zamandır beraber olduğumuz için. Tabii ki de kavga gürültü olmasın. Bu arada gürültü arkadaşlar... ne olursa olsun. Tabii tabii. Gerek yok kesiyor kavgaya. Kesiyor muyum? Kesiyorsun. Evet. 10 saniyenizi alabilir miyim? Buyur. Tabii. Gizem senden çok özür dilerim yaptığım hareket için. Affedersin affetmezsin sana kalmış. Sadece orada o yaptığım hareket için çok özür dilerim seni sinirlendirdiğim için. Benim de kardeşlerim var, benim de bir ailem var. Çok üzüldüğümü söylemek için geldim. Yani evet. İyi bir adam. Bunun için geldim. Ben de öyle bir insan değilim. Buranın atmosferine daha yeni yeni alışıyorum. Hata yapıyorum. Bunu bil diye geldim. Evet bence de. Bence güzel. De. Bir yandan bir şeyleri de affedersin, kabul etmiş affetmezsin yani. Sana, benim sana karşı bir sorunum yok. Belki ben yanlış anladım. Belki sen yanlış telaffuz ettin. Belki o an psikolojim bozuktu. Belki bir şeye sinirlenmiştim. Bana yansıdı. Bilemeyiz. Ama ben öyle hissettiğim için. Bravo. Öyle yükseldim. Çok güzel. Çok güzel sözler ettin gerçekten. Tebrik ederim. Yanlış bir şey söyledim. Ben yine de görüntüleri izlemek istiyorum. Belki sen de o gün sinirlisindir. Çünkü çok tersin. Umarım karşındakinin bir kadın olduğunu unutacak kadar sinirlenmezsin. Yani ben bana bakan adamın bana kadın olarak baktığını görmedim çünkü. Sen tamamen böyle... Gerçeği söyleyeyim mi? Beni gerçekten, görmüyordu gibi. Evet gerçekten görmüyordum. Çünkü sebebi ben bana kasıtlı bir şey yaptığını düşündüm. Yani... Bir kadın kasıtlı bir şey yapsa da bu hareketi bence ben yapamadım. Şöyle düşünüyorum, bence sen o gün başka bir şeye sinirlendin. Belki de etrafına farklı bir enerji saçıyordun, o yüzden ben öyle hissetmiş olabilirim. İnsanlar evet birbirlerini sevmek zorunda değil. Çünkü ben buraya yeni alışıyorum, kim ne yapıyor anlamıyorum. Ben orada çok şey anladım, hani beni aşağılıyor mu? Bu kız acaba, ben bunu tanımıyorum, niye bana böyle hareketler yapıyor? Programı izleseydin aslında benim ne kadar insanları aşağılamadığımı, niye izlemedim, öyle bir karakter olduğumu görüyordun. Vallahi buradaki insanları burada tanımak için izlemedim.